Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup İdare Amiri ve Burdur Milletvekili Mehmet Göker, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ile Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bolu ziyareti öncesinde istişarelerde bulundular. CHP'li vekillerin il başkanlığına yaptığı ziyarette Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, belediye başkanları, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve partililer de yer aldı. Gel belediye başkanımız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bolu ziyareti öncesinde istişarelerde bulunmak amacıyla Bolu'ya gelen Cumhuriyet Halk Partili vekiller, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve CHP İl Teşkilatı ile fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette ilk olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, milletvekillerine Bolu'ya teşriflerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Özcan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 140 CHP'li milletvekilinin Bolu'ya hizmet ettiğinin altını çizdi. Bugün bize onur verdiniz, mutluluk verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz nazik ziyaretinizden dolayı. Daha sık Bolu'muzda sizleri ağırlamak istiyoruz. Burası bir geçiş noktası biliyorsunuz. Türkiye'nin de en güzel şehri. Ben de çok şanslı sayıyorum kendimi. Hem milletvekili olarak hem belediye başkanı olarak Bolu'ya hizmet etme şansı yakaladım. Tabii benim milletvekilliğim düştü ama ben herkese söylüyorum. Ankara'daki bürokratlarla konuşurken de ben milletvekili değilim ama 140 arkadaşım var orada diyorum. Bolu milletvekili olarak görev yapan. Ona göre temkinli olun. Bolu'yu sahipsiz zannetmeyin diye uyarılarda da bulunuyorum. Sizlere güvenerek. Bugüne kadar da ne istediysek milletvekillerimizden Bolu ile ilgili şu konuyu gündeme getirir misiniz? Sağ olsunlar hiçbiri kırmadılar. Kendilerine o açıdan da Bolu halkı adına minnettarım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup İdare Amiri Burdur Milletvekili Mehmet Göker, pandemi sürecinde Başkan Özcan'ın yaptığı çalışmalarla örnek bir belediye başkanlığı sergilediğini söyledi. Bunun yanı sıra bir başka teşekkürü de Tanju Başkanıma yapmak istiyorum. Çünkü İçimizde bulunduğumuz ekonomik şartlar ve pandemi koşulları çerçevesi içerisinde gerek su fiyatlarındaki indirim sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla gerekse esnaflardaki alabileceklerinin ötelenmesi, ertelenmesi ya da hibe edilmesi anlamında gerçekten Türkiye'ye örnek olacak bir belediye başkanlığı sergiliyor. CHP'nin 15 yıl sonra Bolu'da yeniden iktidar olmasının önemine vurgu yapan Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapılacak ilk seçimde iktidar olacağına inandığını belirtti. Tabii biz Bolu'yu zor şartlarda tabiri caizse iğneyle kuyu kazarcasına hepinizin kıymetli emeğiyle parlamentodan tanıdığım böyle atom karınca gibi engin deneyimiyle bir kardeşimizin size öncülük ve yoldaşlık edip parlamentoyu bırakıp doğduğu topraklara hizmet duygusuyla sarılıp o aidiyetle Bolu Belediyesi'ni 15 yıldan sonra tekrar bize kazandırdığınız için kendinize güçlü bir alkış istiyorum. Tabii bundan sonraki hedef değerli belediye başkanlarımızın yerelde halkçı belediye, yaşamın merkezine insanı koyarak onu dalga dalga genişletmesiyle sizlerin de yine kıymetli emekleriyle olacak ilk seçimde 19 yıldır ülkemize hak etmediği kötülükleri yaşatan AK Parti iktidarından hep birlikte ülkeyi kurtaracağız. Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu'da iktidar olmasından gurur duyduğunun altını çizerek pandemi koşullarında CHP'nin tüm örgütlerinin yoğun çalışmalar içerisinde olduğunu söyledi. Bugün bir başka geldim buraya, bir başka gururla geldim. Çünkü bugün Bolu'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağı dalgalanıyor yerelde. Aynı bayrağı genelde ülkemize dikebilmek ve iktidar olabilmek için aslında biz çalışma yapıyoruz. Ve bugün buradayız. Genel Başkanımız da Anadolu'yu karış karış dolaşıyor ve partimizi anlatıyor. Genel Başkanımız Bolu'muza gelmeden önce biz gelelim örgütümüzle ve belediyemizle birlikte nasıl bir organizasyon yapabiliriz, nasıl bir çalışma yapabiliriz onun planlaması için bugün buradayız. Belki birkaç sefer daha geleceğiz, sonra da genel başkanımız buraya teşrif edecek. Biz şunu görüyoruz, ben geçtiğimiz haftada Aksaray ilimizdeydim, 2 gün orada çalıştık, bir 30 milletvekili. Ondan bir hafta önce Elazığ'da bir 30 milletvekilimiz vardı. Yarın Afyon'da ve Uşak'ta bir 30 milletvekilimiz alanda çalışacak.
Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi il ilçe örgütleriyle, gençlik ve kadın kollarıyla, belediyesiyle, meclis üyesi arkadaşlarıyla ve meclisiyle canhıraç, hele de şu pandemi koşullarında çekinerek de olsa mesafeye dikkat ederek alanlarda çalışıyor ve inanın bu çalıştığımız alanlarda, hele de mesela Aksaray ile bir örnektir, partimize milletvekili vermemiş bir yolu olmasına rağmen bizi kucakladı ve dediler ki biz iktidara geçen dönem 4 vekil vermiştik, bu dönem 2 vekil verdik, size vekil vermedik ama sizler geldiniz, sizler hatırımızı soruyorsunuz, biz onları görmüyoruz dediler. Yani demek istediğim şu, alanda ciddi anlamda tepeden tırnağa bütün arkadaşlarımız çalışıyor.